Ben de bugün 100 yıllık inkarcı ve tekçi siyasetin Türk dili, Türk diller, kültürler üzerindeki yansımalarını ve Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu'nun bundaki rolünden bahsetmek istiyorum. Bu kurumlar devletin tarih ve dil politikalarının ideolojik yürütücülüğünü üstlenmişler. Bilimsellikten uzak, egemen ideolojiyi tahkim etmek için halkları asimile etmenin araçları haline gelmişlerdir. Türk Dil Kurumu'na bakıyoruz, Türk Dil Kurumu'nun yapıp ettiklerine bakıyoruz. Anadolu ve Mezopotamya'da konuşulan hiçbir dili görmüyoruz Türkçe dışında. Hiçbir dil çok kültürlü, çok dilli bu yaşam pratiğini yansıtmadığını görüyoruz. Ve biz buradan soruyoruz Sayın Bakan'a, milyonların konuştuğu Kürt dili için şimdiye kadar bir sözlük ve 5 kitap haricinde ne yaptınız? Kürt dilinin gelişmesi için ne gibi bir çaba harcadınız? Ve bu bütçede buna ne kadar yer verdiğinizi soruyoruz. Çünkü biz baktığımızda hiçbir çalışmayı, hiçbir emeği görmüyoruz. Diğer yandan Musa Anter ve yoldaşları bu dilin gelişimi, kültürel hafızanın korunması için 90'lı yıllarda yaptıkları çalışmalarla Mezopotamya Kültür Merkezi'ni, İstanbul Kürt Enstitüsü'nü kurdular ve burada büyük bir mücadeleyle dil ve hafıza mücadelesi verdiler. Fakat ne oldu? 15 Temmuz'un hemen ardından bu kurumlar, Kürdider, İstanbul Kürt Enstitüsü, Kürt Dil Kurumu kapatıldı. Peki yine sormak istiyorum. TDK'ya bakıyoruz, Kürtçe için herhangi bir çalışma yok. Kürtçeyi geliştirmeye yönelik açtığımız kurumları da kapattınız. Ana dilde eğitim için de çocuk hakları sözleşmesine şerh koydunuz. Çocuklar eğitim alamıyorlar ana dillerinde. Peki bu dil nasıl gelişecek? Türkiye ve Mezopotamya'da yaşayan halkların dilleri nasıl gelişecek? Nasıl yeni nesillere aktarılacak? Bunu ben soruyorum ve diyorum ki bu bir kültür ve dil kırımı değilse nedir? Buyurun cevap verin. Erken Cumhuriyet döneminde bugünün halklarının, inançlarının hafızasız kılındığını hep birlikte görüyoruz. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu'na da bakıyoruz. Orada da Kürtler yok. Nerede bu Kürtler? Nereden geldiler? Bunun cevabını bulamıyoruz. Yeni nesillerimize, Kürt çocukları kendi tarihlerine nasıl ulaşacaklar? Biz buradan onu da söyleyelim. Alternatifsiz değiliz. Kürtçenin, Kürdün nereden geldiğini merak edenler gitsinler tarihin başlangıcına baksınlar. Gitsinler Zagroslara baksınlar, Hurilere baksınlar, Gutilere baksınlar, Met İmparatorluğuna baksınlar. Orada Kürdü de Kürtçeyi de çok iyi göreceklerdir. Diğer bir yandan binlerce Kürtçe ve Ermenice şarkının Türkçeleştirildiğini biliyoruz biz. Belki siz bilmezsiniz, örneklendireyim. Seyran Mangi'yi bilir misiniz? Hayır, bilmezsiniz. Hasan Zire'in En İştimanı'nı bilir misiniz? Onu da bilmezsiniz. Ama siz onların Türkçeleştirildiği Ağlama Yer Ağlama'yı bilirsiniz. Ankara'nın taşına bakabilirsiniz. Çünkü Kürt'ün dilini de tarihini de yok saydınız. Onların sanat eserlerini de Türkçeleştirmeye çalıştınız. Bu ülkede ad değiştirme ihtisas kurulu diye bir şey vardı ya. 28 bin yerin adı değiştirildi. Bir toplumsal hafıza kırımı gerçekleştirildi. Bugün bu kurum yok ama bugün bu kurumun iktidarın yereldeki temsilcileri olan Kürt halkının iradesini gasp eden kayyumlar var ve o kayyumlar aynı işi 100 yıldır yapmaya devam ediyorlar. Ne yapıyorlar? Kızıltepe'de Aşiti ve Berçem mahallelerinin isimlerini değiştiriyorlar. Uğur Kaymaz'ın heykelini yıkıyorlar. Sizin eliniz 12 yaşında 13 kurşunla, polis kurşunuyla vurulan Uğur Kaymaz'ın heykelini yıkmaya nasıl vicdanınız el verdi ya? Ben soruyorum buradan. Türkiye'de olanlar yetmiyor. Şimdi bir de Afrin'de yerlerin isimleri değiştiriliyor. Kürtçe tabelalar kaldırılıyor. Onun yerine Türkçe tabelalar konuluyor. Biz buradan soruyoruz. Türkçe yer isimlerinin Afrin'de ne işi var? Biz ne Türk Dil Kurumu'nun ne Türk Tarih Kurumu'nun Türkçeyi geliştirmesine, Türk tarihini araştırmasına karşı değiliz. Elbette araştırsınlar. Bizim karşı olduğumuz ve eleştirdiğimiz şey çok dilli ve çok kültürü kapsayamama meselesidir. Biz bu topraklardaki tüm halkların toplumsal hafızasını korunması gerektiğini savunuyoruz. Ve şimdi yeniden soruyorum. Neden bu topraklarda konuşulan Kürtçenin, Süryanice'nin ve daha nice dilin gelişimini sağlamak için, toplumsal hafızayı korumak için bu kurumları neden yeniden organize etmiyoruz? Bütçede neden bunlara yer vermiyoruz? Tüm dillerin kültürünün gelişimini korumak bizlerin sorumluluğunda değil midir diyorum. Ve bir de çok ilginç bir şeyi daha paylaşmak istiyorum. Türk Dil Kurumu yazdığınızda karşınıza bir yazı çıkıyor. Orada diyor ki, bizim dilimiz kimliğimizdir.
Biz buna katılıyoruz ama bunu eksik buluyoruz. Bunu tamamlamak istiyoruz ve diyoruz ki zımaneme nasname ameye, zımaneme dirok ameye, zımaneme çand ameye, zımaneme rumet ameye, eme her gave kodeli rumeta hoder kevin slav o heskirin.